Evet, kıymetli izleyenlerimiz, öğrencilerimiz, devam ediyoruz dersimize. Faruk, devam et bakalım. Tekbir Sübhaneke. Allahu Ekber. İkinci hemzeyi biraz daha istekli. Ek. Allahu Ekber. Bir de ne yapıyorduk? Ağzımızı açıyorduk böyle. Bir şey, iki diş arasına sığacak şekilde. Evet. Şu ne kadar ince olsa o kadar sert olmaması için senin. Evet. Şu. Sübhane. Şu galgaleyi de göster orada. Sübha. Zayıf oldu. Sübhane diye tasfiye yaptık değil mi? Evet. Şimdi geldi sırası. Orada tek tekti şimdi cümle halinde okuyacağız. Evet. Sübhaneke. Sübha. B harfinden sonra sübh gibi bir şey geliyor. Sübh gibi. Değil. Sübha. Bu-ha. Evet. Sübhane. Orada daha bekleme. Sübha gibi. Sübha. Sübha. Ha. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Hümme ve diye okursan sekit olur. Benzer en azından. Hümme ve. Hümme ve. Ve ağzımız ne yapıyorduk? İki damla miktar ileriye. Hümme ve. Me ve. Evet. Hümme ve bihamdik. Hayır, biraz daha incelt. Ha gibi oluyor. Hem, ha, hem, dik. Hümme ve bihamdik ve tebârakesmük. Ve tebârakesmük. Ve tebârakesmük. Ve te'âlâceddük. Cedduk. Cedduk. Ve celle senâ. Ağzımızı açıyoruz. Ve celle senâ. Na. Ve celle senâuk. Ve la ilâhe gayruk. Ne yaptık? Bir şey kesildi ses. Akacak. Ve la ilahe gayruk. Ve la ilahe gayruk. Ruk. Ruk. Ru değil, ro. Ruk değil, rok. Evet. Ve la ilahe gayruk. Tabi met de az oldu. Met orada 4 elif miktarı. Biraz daha uzayacak. Ve la ilahe gayruk. Ve la ilahe gayruk. 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 Ru. Ru. Ru gibi değil. Ru. Gayruk. Gayruk. Ruk. Ruk. Ru oluyor. Bu başka imam okur. Aşerede tergik yapar, ince yapar. Ama şimdi aşere okumuyoruz. Ru değil, ru. Gayru, gayruk, ru, ru değil. Bir daha söyle, gayruk. Gayruk. Hı. Evet, devam ediyoruz. E'ûzü. E diyoruz. Hemze okurken E ya da A sesinden kaçınıyoruz. %50 A, %50 E sesi veriyoruz. A. E'ûzü. A. 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 A.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oldu. Ra'yı ikiye bölmüş olduk. Fit dünya derken bölünür. Ama orada değil. Yani Ecid Kalın Beket okurken farklı. Bunun dışındaki harfler okurken farklı okuyoruz. Bir daha oku. Er-Rahman'dan oku. Er-Rahmanir-Rahim. Er-Rah. Er diyemiyoruz. Er diye giriyoruz. Ve harfi akıtarak okuyoruz. Er-Rah'ın sıfatlarının birisi de rihvedir. Rihve akmak demektir. Er-Rahim. Latife yaparlar İstanbul'da. Allah rahmet eylesin. Bu büyük üstadlarımızdan birisi talim okuturken motor geçiyor zannederlermiş. Ray o şekilde öğretilmiş. Öyle öğrenmeyince işte normale dönülmüyor. Yani böyle bir ses çıkartırmış. Daha dışarıdan duyarlarmış. Şöyle diyen ya. Er-ra-dil. O zaman kesilmiş olur. Sekit olur. Harf ikiye bölünmüş olur. Cezimle okunmuş olur. Tabi bunu sık sık görüyoruz. Fatiha'nın sonu okurken de ya da ya da dala dönüşülüyor. Öyle olmasa bile öyle la şeklinde okunuyor ki bir yanlıştır. Bu cezim okuyuşu. Öyle cezim. La bir de uzatıyorsun. Met oluyor. Orada da yanlışlar olmaması gerekiyor. Öyle la dememiz gerekiyor. Sıfatlar bunun böyle olmasını icap ettiriyor. Aynı bu ra da öyledir. Er-ra değil. Er-rahim. Oku bakalım. Er-rah. Değil. Bak harf bölmeyeceksin. Cezim gibi okuyorsun. Şeddeyle okuyacağız. Er-ra şed cezim okuyuşu. Er-ra derseniz şeddeli olmuş olur. Er-rahim. 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 Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Dilini damağına değdirirsen olmaz. Yanaştıracaksın. Ne diyor ona? İntinaf. İntinaf neydi? Dili böyle tersine çevirip damağa yanaştırmak. Ne yanaştırmak diyoruz? Çünkü Ecid Kadın Beket grubundan değil bu ra harfi. Öyleyse yanaşacak demektir. Yanaşınca ra olur. Yapışınca sa olur. Sa. O zaman da ra gider. Fe'ye benzer bir harf gelir. Yani 28 harf 17'ye düşmüş olur ki tabii mesuliyeti büyük. Allah. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Harfi akıt. Bismi diye değil de arkadaşlar talim de olsa okuyuşta ahenk, uyum önemlidir. Bu okurken de talim de olsa Bismillahirrah şeklinde değil. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Böyle olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Dilini yapıştırmazsan olur. Hirrahmanirrahim. Evet. Ona bir çalışıyoruz. Devam ediyoruz. Allahu ekber. Allahu ekber. Ber. 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 Şimdi oldu. Süb. Şu. Nefes alıyorsunuz, sonra okuyorsunuz. Nefes almazsanız yolda kalırsınız. Evvela burundan nefes alıp ciğerleri dolduruyorsunuz, diyaframı, sonra okuyorsunuz. O zaman iktisatlı bir şekilde sesi kullanırsınız. Nefes almadan okursanız yolda kalırsınız. Evet. Süb. Şu. Su. Şu. Su. Devam et. Sübhane. Ama fazla bekleme orada.
Sübü ha dersen sekit olur. Sübü ha, sübü ha, ama sekite benzer bir şey var tabi bu. Ecit, kadın, beket harfleri nerede bulunurlarsa bir duruyormuş gibi olur. Burada da görüyor zaten. Mesela sümbü, sümbü, ha diyoruz. Hemen sübha diyemiyoruz. Tekbir alırken de öyle. Mesela Allahu Ekber. Bu normaldir. Eğer ki bu duruyormuş gibi yapmazsak he ile hemze arası birbirine karışır. Hü ekber olur, hü ekber olur, vav olur, bir şeyler olur. Bu ani harfler geldiğinde bir duraklamaya benzer bir şey vermemiz, ses vermemiz gerekiyor. Ona koparma diyoruz. Evet. Devam. Sübhâ. Sübhânekallâhümme ve bihamdik. Subhanekallahumma ve bihamdik dik ve tebarakesmük. Acele etme. Ve tebarakesmük. Ve tebarakesmük. Ve tebarakesmük. Ve Teala ceddük. Ne yapıyorduk? Bunda ced, cimi söyler söylemez ağzımızı ileri alıyoruz. Ced, ced yapıyoruz. Şöyle değil yani bu. Ceddük değil bu. Tabi mimik hareketleri bakımından da hoş bir görüntü olmuyor. Ceddük. Veyahut da Fatiha'nın sonu okurken velak dalin veyahut da velak dalin, bu olmayacak bir şey. Böyle okunuyorsa Fatiha'nın sonu, o talim görmemiş sayılır. Mimik hareketleri çok önemlidir. Edebiyat da önemlidir. Hitabet de önemlidir. Okuma da önemlidir. Evet. Ve celle senâ. Na, na. Senâük. Evet. Ve la ilâhe gayruk. Ne yapıyoruz? Uzatıyoruz. Orada metin mufasıl var. Vela. Vela. Bu met üzerinde ileride duracağız arkadaşlar. Metler Kur'an-ı Kerim'in üç türlü suratla şekilde okunur. O suratlarına göre de metlerin ayarları vardır. Mesela şimdi hafızlık çalışması yaptığımız takdirde metin mufasılın miktarı bir eliftir. Ama burada dört eliftir. Çünkü taltil okuyoruz. En ağır okuyuş. O zaman metlerin tamamen hakkını verilmesi lazım. Evet, hepsi dört. Bir daha okuyoruz, uzatıyoruz. Vela. Ve la ilahe gayrunk. Ve la ilahe gayruk. Ve la ilahe gayruk. Evet. Devam edelim Mustafa Efendi. Eûzu billâhi. Ya, ağzını açmayınca imal olur. Bir açmadım hepsi aynı. B, T, S hep gider böyle. Onun için emenü billâhi. Bunlar L, M, bunlar hep imale. İmale bir yerde var Kur'an-ı Kerim'de, Hud suresinde. M, R, bu imale sesidir. Bu neden kaynaklanıyor? Bunun dışındaki imaleler az az açılırsa o metler imaleye dönüşüyor. Normal açılırsa, herkesin kendi parmağı iki piş arasında sığacak kadar bir boşluk olursa imaleden kurtarır. Yoksa hep imale olur. Bu çok önemli. Bunu aynaya bakarak ayarlamak gerekiyor. Okuyalım. Eûzu billâhi mineş şeytan. Eûzu billâhi mineş şeytan. Şelale sesi duyduysanız aynısı. Tabi şelale olacak ama. Yapılan şelale değil.
Tabii şelalenin sesi neyse şın harfin sesi de o. Tefeşi o anlama geliyor zaten. Öş. Ben şelalenin böyle aklını gördüm. Zaten şunu bundan esinlenerek bu sesi vermişler. Evet. Eşşeytanirracim dedikten sonra bu temeldir, duvardır, çatıdır. Bundan sonra musiki, işte name, makam bundan sonra gelir. Olmadan name, makam yaparsanız name, makam okuyuş alır götürür. Evet. Bundan sonra makam olur. Rasmi olur artık. Sabahi mi olur? Hicaz mı olur? Ama bundan sonra. Evet. Eşşeytanirracim. Cimin cehriliğini göstereceğiz. Cehriliği açıklığını. Cim. Erracim. Evet. Bismillah. Bis aksın böyle hem kesme. Bismillah değil de Bismillah. Ya ağzımızı açıyoruz. Bismillah. Bismillah. Hani onu tekrar hatırlatayım arkadaşlar. Uzatmalar yaparken kapı açıyormuş gibi uzatma yapılır. Kapıyı birden açmıyoruz herhalde. Yavaş yavaş açıyoruz. Evet. Bismillah. La. La dediniz mi? Lam olur şiddet. Halbuki şiddet değil. Beyniye bir harftir. Rih ve şiddet arasındadır. O nedenle fazla sesi çıkmaz lamın. Evet. Devam. Bismillahirrahmanirrahim. Tekbir. Allahu Ekber. Kaf gitti. Allahu Ekber. Hemzeyi de E gibi yapmıyoruz. A. Allah. Allah değil. Allah. Allah. Allahu Ekber. 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 Hem de geç kalıyor. Ek gibi oluyor. Ekber. Ekber. Hem de bilhassa namazda ilk tekbirde çok mühimdir, farzdır ilk tekbir. Yani birisi kalkıp da Allahu Ekber dedi mi namaz bitmiştir. Ama gene korkmasınlar. Yani talebeler Allah affeder inşallah. Diğerlerde ona okuyanlar takip ederek düzeltecekler. Bilerek okunursa vebaldir. Hemze uzamayacak. O zaman istifham hemzesi oluyor. Soru hemzesi büyük olan Allah var mı diye bir şey çıkıyor ortaya. Halbuki Allah en büyük diyecek yerde hemzeyi zamana bırakırsak Allah büyük mü diye soru sormak durumunda kalırız arkadaşlar. Evet. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ek gibi kaf olur o zaman. Ekber. Ekber. Kaf biraz daha çıksın. Ekber. Çıkmıyor. Yarısı var kafın, yarısı yok. Ekber. Ek değil de ek. Ek olsa dilin ortasından olur. Ek olsa dilin kökünden, vasat lisandan olur. Yeri orası. Kaftan sonra. Ekber. Ekber. Evet, alacağımız olsun. Devam et. Süb. Şu. Sübhane. Ne oluyor bak? Sübhüha gibi oluyor. Sübhüha. Hem B'yi hoplatıyorsun, kalkalelini gösteriyorsun, hemen ha yukarıya uzatıyorsun. Bak sana şifre veriyorum, şey veriyorum, kopya. B'yi hoplatıyorsun, ha yukarıya çekiyorsun. Evet. Sübhâ. Sübhâ değil. O zaman bir harf daha gelmiş olur. Sübhâ. Sübhâ. Bühâ. Evet.
Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Dik. Dik. Ve tebara. Ba, ba, beyra değil. Ve tebarak ismuk. Sin uzat. Kesmuk. Ve tebarak ismuk. Muk. 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 Kaf çıkmıyor. Kafada kafada benzemiyor. Muk olursa kaf olur. Ve tebarak. Beyra değil. Bara. Ve tebarak ismuk. Kesmuk. Kesmuk. Muk. Muk. Evet. Ve te'a. Ve te ağzını iyice uzat ileriye. Ve te'ala cettuk. Duk. Duk. Evet. Ve cellesena. Na. 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 Bütün uzatmalar böyledir. Evet. Ve celle senâuk. Ök. Ök. Ve la ilahe gayruk. Ve la ilahe gayruk. Ve la ilahe. Hemzeyi de göster, hemze. Ve la i. Ve la ilahe. Ve la ilahe ya zayıf oluyor. Ve la ilahe gayruk. Ruk. Ve la ilahe gayruk. Ya lin harftir, rihvedir. Birden okuyamıyoruz tabi. Gay diyemiyoruz. Gay de diyemiyoruz tabi. Evet. Onu deme, bunu deme, hangisini de? Doğrusu neyse o. Ve la ilahe gay ilahe gayruk. Bir daha oku. Ve la. Ya ağzını aç biraz. Ve la. Aç ağzını. Ve la ilahe. Yok, hemze nerede? Hemze zayıf. Ve la ilahe gayruk. Birden girmiyoruz. O zaman şiddetli olur. Gay deyince. Gay, gay, gay. Bu da bir uzatmadır ama kendi ekseni etrafında. Aşağıya doğru değil. Ve la ilahe gayruk. Evet. Ve la ilahe gayruk. Evet, kıymetli izleyenler, talebeler. Cuma gün aynı saatte buluşmak üzere dersimize ara veriyoruz diyoruz. Efendim, bu iş böyle kolay değil tabii ki. Evvelden Subhaneke'yi 6 ayda geçerlermiş. Aslında o da yanlış tabii, 6 ay sürmez ama. Tabii bir 45-50 dakikada olacak iş değil bu. Arkadaşlar gene iyi performans gösterdiler. İlerleyen gün ve saatlerde daha güzel olacak inşallah diyerekten Allah'a emanet olunuz. Allah hepinizden razı olsun diyoruz efendim. Camilerin kubbelerinde çınlayan saltanatlı tekbirlerle Mekke'de, Medine'de, dünyanın her şehrinde günahlardan arınmış, tertemiz giysiler içinde koşuşan çocuklar